Değerli Bursasporlar, değerli Anadolu Kulüp taraftarları, hepinize selamlar. Konularımız, bugünkü konumuz, ligler başladı. Maçımızı yaptık. Başakşehir deplasmanında 1-0 kaybettik. Zaten benim tahminimce ilk 5 hafta kaybederiz diyordum. Böyle olumsuz bakıyordum. İlk haftadan güm etti. Bir sürpriz bekliyordum, o da olmadı. Artık kısmet diyelim. Geç yapılan transferler dedik, alınmayan oyuncular dedik, yapılan sıkı pazarlıklar dedik. Yani gelen oyuncular da orta saha takviyesi ben yeterli bulmadım. Şöyle yeterli bulmadım, oyun planına göre yeterli değil. Yani adamlar kişisel becerileri güzel. İlk maçta biraz elleri ayaklarına dolaşabilir, bu da normal. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk maçın analizine. Şimdi arkadaşlar öncelikle cefakar taraftarımıza çok teşekkür etmek lazım. İnsanlar iş saati cuma günü olmasına rağmen yüzlerce kişi deplasmanı yolunu tuttular yine. Giremeyen arkadaşlarımız da olmuş. Onların da canı sağ olsun. Hepsinin yüreğine sağlık. Derken istatistiklere gelelim, maçın istatistiklerine. Şimdi toplu oynama yüzdesinde hemen hemen aynı gibi. %54'e %46. Bursaspor 46 ile oynamış. 7 şut toplam. 7'şer şut çekilmiş iki takımda da. 4 isabetli şut. Başakşehir'in 2 isabetli şut. Bursaspor'un %89 Başakşehir pas yüzdesi, %83 Bursaspor pas yüzdesi. Korner sayısı Bursaspor 3-0 üstün. Bir konuda üstün olmuşuz, helal olsun. Orta sayısı Başakşehir 9 ortaya 2 isabet, Bursaspor 17 ortaya 3 isabet. Yine üstünüz, güzel. Faul sayısında 15'e 9. Offside'de de bir offside'e düşmüşüz. Başakşehir'in offside yok. Gelelim sonuçlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi maça Legoen 4-2-3-1 taktiğiyle başladı. Defansın solunda Beic, ortada Titi, Trostekong. Sağ bekte de Barış Yardımcı. Önlerinde Badu Mikel. Sol açıkta Deniz Yılmaz, ortada Batalla. Sağ açıkta Joshua John. İleri uçta da Stanku. Şimdi bu kadronun eksiklerini söyleyeyim ben. Direkt maçta gördüğüm eksikler, zaaflar. Birincisi takımın bir uyum sorunu var. Bunu herkes bekliyordu zaten. Uyum sorunu sıkıntısı devam ediyor. Aziz Beyç'in ileri çıkışlarında geriye dönmesinde bir zorlandığını gördüm. Yani Aziz Beyç'in kanadından çok geldiler. Barış Yardımcı benden iyi not alamadı. Yani ben hoca olsam ve oyuncu almak istesem, mesela bu maçı izlesem almam. Öyle bir, yani çok bir şey katamadı. Sadece koştu. Başka da bir şey göremedim ben. Titi ile Ekong güven veriyorlar. Onlara güveniyorum. Hava toplarında olsun, kademede olsun girişleri güzel. Önlerindeki Badu ile Mikel'e gelelim. Şimdi ben açıkçası Badu'yu daha hazır gördüm. Yani daha ayağına hakim, ileri topla çıkışları güzeldi. Daha da iyi olacağına eminim. İlk maça göre böyle. Yani ilk maçta bunların olması normal. Pas hataları, işte oyuncularla kendi aralarında uyum sorunları olsun. İleri uçludaki 3 tane kazmayı da göz önünde bulundurmak lazım. Neyse, Badu'nun topa hakimiyeti güzel, ileri çıkışları güzel. Pasları, ara pasları olsun, yani uyum sağladıkça o ara pasları da güzelleşecek daha da çok. Yani bu güveni bana verdi. Mikel'e gelince, Mikel'i daha böyle bir panik havasında gördüm. Yani birkaç pas hatası yaptı. İşte oyuncular karşılıklı, işte birebir kaldığında biraz böyle sert girişleri vardı. Mikel'in de ben ama potansiyeli olduğunu gördüm. Yani kimse de zaten şikayetçi değil. Sadece bu arkadaşların artık teknik direktörü mü, oyun planında yer almadı mı onu bilmiyorum da. İleri uçta Batalla topla giderken, yani Batalla'ya herhangi bir yardım, hani Belushi gibi, Ivan Ergiç gibi bir yardım olayı söz konusu değildi. Bu arkadaşlar genelde geride kaldılar. Orta sahanın daha gerisinde kaldılar. Yani biz ileri her hücum ettiğimizde ya Batalla tek topla ya da Stanku saçma sapan sağa sola koşturuyor. Böyle bir organizasyon gördük. Organizasyon denirse. Hem Bursaspor'u 3 kuruş alamadı diye UEFA'ya şikayet eden Deniz Yılmaz kardeşimize, sol açıkta hiçbir varlık gösteremeyip bir sik yemeyen, topu ayağında her zaman ezen, rakibe kaptıran, bir isabetli pasta atamayan gereksiz bir amcık ağzının tekidir.
bu adamın oynatılmasındaki ben Kai'yi hala anlayamadım. Le Guin gibi bir teknik direktörün de bu herifi beğenmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Yönetimle Le Guin'in artık ortak bir planı mıdır bu herifi oynatmak, onu da çözemedim. Ama emin olun ki Bursa'daki maçta, zaten ilk maçta bu herif yolcu abicim. Ben başka bir şey demeyeceğim bu herif hakkında. Göreceğiz. Joshua John desen bal yapmayan arı, zaten biliyoruz. Bok gibi bir oyuncu yani, hani Amerikan kız takımında bile oynayamaz. Ya da orada oynar. Orada oynar. Başka da bir bok diyemeyeceğim. Batalla gerekli pasları atıyor ama Batalla'nın da çok koştuğunu söyleyemez bu maçta. O da bir garipti. Abi demek ki Batalla'yı da takımın kötü oluşu Batalla'yı etkiliyor abi. Yani kötü takımda iyi Batalla göremeyeceğiz. O belli oldu. Ama dinamomuz her zaman odur. Artık yapacak bir şey yok. Yanındaki oyuncular önemli. Stanku zaten. Stanku da futbol unutmuş be abicim. Hani gol atacak da biz göreceğiz. Oho ölme eşeğim, ölme amına koyayım ya. Stanku abi yani 3-4 tane pozisyon geldi. Vurdu abi kalecinin üstüne. Ne bileyim köşelere uğramıyor. O da bir garip olmuş. Ayağına hakimiyeti gitmiş. Artık yaşından mıdır? Valla bilemeyeceğim ya çok. Hani ileri uçlu abi. Yılmaz, Deniz Yılmaz, Stanku ve John. Bunların üçü gitmeli abicim. Şimdi çok bilmişlik yapmayacağım ama çoğu Bursasporlu'nun da ve yorumcuların da söylediği gibi hani Le Guin'in de geç oyuncu değiştirdiğini gördük. Yani Kubilay'la, pardon Kubilay değil, onu siktir edin. Jorko Ere'yle Furkan Soyalp'in daha erken girmesi, yani 25 dakika falan daha erken girseler oyun çok farklı olabilirdi. Yani golü bulabilirdik. Başakşehir'de çünkü yorulmuştu. Yorulan takımın üstüne iki tane teknik oyuncu ve şut çekebilen oyuncuyla gitmek, özellikle pas atabilen. Yani onlar girdikten sonra da Batalla'nın ne kadar oyuna daha hakim olduğunu da gördük. Yani çok fark ediyor. Bu yanlarındaki, Batalla'nın yanındaki oyuncular özellikle çok fark ediyor. Yani sürekli böyle de oynayamayız. Bu taktikle oynayacaksak da şimdi Jorko Ere'yle Furkan kanat değil. Kanat lazım. Yani sonradan desteklenebilecek ön libero çıkar, girer oyuna. Ne bileyim Jorko Ere girer, Furkan girer. Yani oyuna girdik, sonradan girip etki yapacak çok iyi iki oyuncumuz var. Onu gördük. Ya da ilk 11'de başlayabilirler taktiğe göre. Kısacası arkadaşlar, bu maçtan da 3 puan alamadık. Yine galibiyet, TFF'nin verdiği galibiyet primini de alamadık. Yani bunlar hep para kaybı. Kulübün kasasına hiçbir şekilde uzun bir süredir para girmiyor. Bunlar beni üzüyor açıkçası. Ne olursa olsun bir galibiyet, bir beraberlik, hani bunlar hep paradır. Gelen oyuncuların maaşıdır, işçi maaşıdır. Bunlar ödenir. Bunlar küçük rakamlar değil arkadaşlar. Sonuç olarak yine yenildik. İlk maç diyelim. Artık Le Guin'in de ben gerekli yerleri, gerekli takviyeleri, oyunun nasıl oynanacağını, Bursaspor oyuncularının ne halde olduğunu gördüğünü düşünüyorum artık. Bursa'daki Alanya maçında da ben Bursaspor'umuzun kazanacağını inanıyorum. Zaten taraftarımızın desteğiyle o maçın üstesinden geliriz diyorum ki gelmemiz lazım. Gelmemiz gerektiği için söylüyorum yani bunu. Yoksa takıma güvenerek söylemiyorum. Ama iyi yolda olduğunu gördüm takımın. Sadece 2-3 takviye lazım. Dediğimiz gibi ileri uca. Sağ bekte Barış Yardımcı da SOS verdi bu maçta. O da ileride iyi olur mu onu da bilemiyorum. O da muamma. Serdar'ın bir an önce iyileşmesi lazım. Onu artık umut ediyoruz. Neyse arkadaşlar, Alanya maçında artık göreceğiz. Alanya maçında daha iyi bir Bursaspor'u bekliyorum. Daha derli toplu. Taraftarımızın da müthiş desteğiyle o maçın da üstesinden geliriz inşallah. Bu stadın zeminiyle ilgili hibrit çimlerde de bir sıkıntı vardı. O da giderildi diye bugün yazdı ama inşallah doğrudur. Adam gibi bir zeminde futbol oynarız artık. Yani bu stada zaten kötü zemin yakışmıyor. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmayacağım artık. Takımımızın arkasında olmamız lazım. Dediğim gibi sezon başladı. Artık bizim de takımı olumsuz etkilemememiz lazım. Haklı önerilerimiz var. Haklı olduğumuz konular çok. Fakat yine sabredeceğiz. Yine biz kendi desteğimizle bu takımı adam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl şampiyon yaptıysak 2010'da. Fakat Deniz Yılmaz gibi adamları ben görmek istemiyorum. Benim gibi düşünen birçok da Bursasporlu var. İnşallah o adamlardan da kurtuluruz bir an önce, transfer sezonu bitmeden önce. Ondan sonra da her şey daha iyi olur.
Son olarak arkadaşlar kanalla ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz geçen haftalarda bir çekiliş yapmıştık. Bir arkadaşımız tişört kazanmıştı. No 16 baskılı tişörtü. Bu çekilişimiz ilgi gördü. Bayağı bir istek geldi. Biz de kırmadık. Yeni ürünlerimizi aldık. Ve çekilişlere devam edeceğiz. Bizden bir hatıra olsun diye abonelerimize çekiliş yoluyla dağıtmaya karar verdik. Cem Arslan zaten alt tarafa açıklamayı yapacaktır. Açıklama kısmına. Orayı okumanız yeterlidir. Taraftar ayırmıyoruz. Abone ayırmıyoruz arkadaşlar. Abonemiz hangi takımın taraftarı olursa olsun fark etmez. Bizden bir anı olsun. Bursaspor'dan bir anı olsun. Yeter. İkinci konu ise arkadaşlarımız yorumlarda soruyordu. Maç öncesi röportajları, taraftar röportajları falan devam edecek mi diye. Bunların hepsi devam edecek arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Siz destek olmaya devam edin. İzlemeye devam edin sadece. İşte sağda solda yayınları paylaşalım. Bunlar bize yeter. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşürüz.